Sake wa hyaku yaku no Japonların bir atasözü. En iyi ilaç sakedir demek. Sıkı sake içerler. Bu sözü tekrarlarlar ama başka bir Japon atasözünü de akıllarından hiç çıkarmazlar. İlk şişe sakeyi içen kişidir. Sonra ikinci şişe birinci şişeyi içer ve sonunda kişiyi içen sake olur. <laughs> Aman yolunuz düşerse dikkatli olun. Orada sake içmenin bir adabı var. Bir kere asla kendi sakenizi doldurmayın. Başkaları sizin, siz başkalarının bardağını dolduracaksınız. Sizin ve herkesin bardağı doldurulduktan sonra da kadeh kaldırıp kampay diyeceksiniz. Bizim şerefe, sağlığına, yarasın gibi sözcüklerimizin aynısı. Tam kelime anlamı fondip. Japonların bu ulusal içkisi dünyanın en eski ve en romantik içkilerinden biri. Nerede ve niye içtiğinize göre farklı isim vermiş Japonlar. Hanami sezonunda yani kiraz çiçekleri açtığında bir sakura yani kiraz ağacının altında içerseniz Hanami Zake. Mehtapta içerseniz Tsukimi Zake ay izleme sakesi. Dışarıda kar yağarken içerseniz Yukimi Zake kar izleme sakesi. Bizim rakı sefalarımıza benziyor Japonların sake içmesi. Mezelerle, sohbetle, seremoniyle. Nihonshu wa ryori wo erabanai diyor Japonlar. Sake asla yemekle kavga etmez. Bugün Japonya'nın kişi başı en çok sake tüketilen vilayeti ülkeyi oluşturan o dört ana adanın en küçüğü ama dünyanın 50. büyük adası olan Shikoku'nun dört vilayetinden biri olan Kochi. İşte orada 1836 yılında kuşaklar boyu sake üreten samuray bir ailenin çocuğu olarak Sakamoto Ryoma doğdu. Ryoma Japonya'nın o sakoku yani kapanma kendini soyutlama politikasının sona ermesinden sonra Tokugawa şogunluğunun aktif bir muhalifi haline geldi ve perde arkasında çalışmasına rağmen Tokugawa'nın 250 yıldan daha uzun bir süre önce kurduğu şogunluğun devrilmesinde önemli bir rol oynadı. Japonya'yı yıkayıp temizlemek istiyorum derken feodalizm ya da kast sisteminin olmadığı bağımsız bir Japonya hayal etti. Demokratik olarak seçilmek seçilmiş ilk meclisi bir yasama organına, bir anayasa yazılmasına, ulusal bir ordu ve donanma oluşturulmasına ve altın ve döviz kurlarının düzenlenmesine duyulan ihtiyacı özetleyen 8 öneriyi yazdı. Japonya'nın sanayi ve teknoloji olarak gelişmesine giden yolunda temellerini attı. 31 yaşında bir suikast kurban gitti ama o kısa ve dramatik hayatı Japon halkının kalbini ve hayal gücünü fethetmeye devam ediyor. Siyasi ve ekonomik başarılarının yanı sıra mektuplarında bulunan daha kişisel dokunuşlar birçok kitap, film ve televizyon dizisinin temelini oluşturdu. Doğduğu Kochi kentinin havaalanına onun ismini verdiler. Ryoma'nın ölümünden 90 yıl sonra 1957 yılında Ryoma'nın doğduğu Shikoku adasının güneybatısındaki Japonya'nın bu sefer 3. dünyanın da 37. en büyük adası Kyushu adasında Nagasaki'ye 50 km uzaklıktaki Tosu'da Masayoshi Son doğdu. Kore göçmeni olan babası Japonya ulusal demir yollarına ait araziye kaçak olarak inşa ettiği evlerinde domuz ve tavuk yetiştiriyordu. Daha sonra da merdiven altında başlattığı yasa dışı sake üretimiyle para yapmış ve Tosu'da araba sahibi olan ilk insan olmuştu. Masayoshi son bu sayede okula gidebildi ama bir Kore göçmeni olması nedeniyle devamlı itilip kakıldı, horlandı. Japon akranlarının arasında başarılı olmak için çok okuması gerekiyordu ve de tam da onu yaptı. Okuduğu kitaplar arasında onu en çok etkileyen Samuray Sakamoto Ryoma'nın yazdıkları oldu. Onun biz bu dünyaya bir şeyler yapmak için geldik sözleri hayatını değiştirdi ve kafaya ülkenin en başarılı girişimcileriyle tanışmayı taktı. Bunların en başından McDonald's Japonya'nın kurucusu Den Fujita geliyordu. Defalarca Fujita'nın asistanlarını aradı ve elbette her seferinde reddedildi. Kafası bozuldu ve kalkıp Tokyo'ya giderek Fujita'nın kapısına dayandı. Saatlerce asistanlar ve güvenlikle boğuştuktan sonra dışarı çıkıp ona acıyan Den Fujita Genç Masayoshi Sonu 10 dakikalığına içeri aldı ve sorularını yanıtladı. Eve dönerken kafasında Fujita'nın şu sözleri yankılanıyordu: "Miyadı dolmuş endüstrilere bakma, geleceğin endüstrilerine bak." artık kararını vermişti. Evdekilere liseyi bırakıp Amerika'ya gideceğini söyledi. Ağlayan annesini ya zaten bir Koreli olarak Japonya'da hiçbir zaman zirveye çıkamayacağını anlatarak ikna etti ve 16 yaşındayken okulu bırakıp gitti. Kaliforniya'da bir ee, i̇lk önce İngilizce öğrenip liseye girdi ve kısa bir süre sonra öğretmenlerini orada öğretilen her şeyi ben zaten biliyorum diye ikna edip üniversite sınavına girerek 3 haftada lise diploması aldı. Fujita'nın sözlerini unutmamıştı. Üniversitede bilgisayar bilimi ve ekonomi okudu. Okuldayken bir elektronik çeviri uygulaması yaptı ve Sharp Corporation'a 1,7 milyon dolara sattı. Kredi ile Japonya'dan kullanılmış video oyun makineleri ithal etti ve bunları yurtlara ve restoranlara kurarak buçuk milyon dolar daha kazandı. Mezun olduktan sonra bir video oyun şirketi kurdu ve kısa bir süre sonra şirketi 2 milyon dolara bir ortağına sattı. O şirket daha sonra Japon elektronik devi Kyocera tarafından satın alındı. Masayoshi Son 24 yaşına geldiğinde 1981'de Softbank isimli bir şirket kurdu ve Japonya'nın en büyük yazılım dağıtıcısı ve en büyük bilgisayar ve teknoloji dergileri yayıncısı oldu. Şirketin logosunu da esinlendiği Sakamoto Ryoma tarafından Tokugawa şogunluğunun sonlarına doğru kurulan bir deniz ticaret şirketi olan Kayentai'nin bayrağına benzetti. Softbank 1994 yılında 3 milyar dolar değerlemeyle halka açıldı ve silikon Vadisinde alışverişe çıkarak ne kadar çiçeği burnunda teknoloji şirketi varsa topladı. 95 yılında da yüklü miktarda Yahoo hissesi aldı. Softbank'in Yahoo'daki hissesi atık sadece %7 ama kurduğu ve hakim ortak olduğu Yahoo Japonya, Dev Japonya Telekom'u da satın aldı ve bugün ülkenin en büyük geniş band sağlayıcısı. Softbank 1999 yılında daha çiçeği burnunda bir şirkete 20 milyon dolar yatırım yaparak %29.5'unu satın aldı. Masayoshi Son .com çöküşünden önce kısa bir süreliğine dünyanın en zengin adamı olmuştu. Daha sonra 2014'te Alibaba 231 milyar dolar değerlemeyle halka açıldığında Softbank'ın yatırdığı o 20 milyon dolar karşılığında 68 milyar dolar kazanmıştı. Artık bir hissesi kalmadı, hepsi satıldı. Masayoshi Son 2016 yılında kafayı yapay zeka uygulamalarında kullanılacak çiplere taktı ve gözünü zamanın en gözde üreticilerinden olan İngiliz Arm Holdings'e dikti. Darbe girişiminin olduğu Temmuz başında Tokyo'daki ofisinden Londra'yı arayıp Arm'ın yönetim kurulu başkanı Chambers ile görüşmek istediğini söyledi. Chambers Ege'deki yatında tatildeydi. Ona derhal Marmaris'e demirlemesini söyledi ve özel uçağına atlayıp geldi. Marina'daki Pineapple restoranını boşaltıp masasını ayırttı. Yemek bitmeden işini bitirmişti. Chambers sandalyesinden zor kalktı çünkü Masayoshi Son masaya 32 milyar dolar koymuştu. Bu o günkü şirket değerinden %43 daha fazlaydı. Eylül ayında imzalar atıldığında bu bir İngiliz şirketinin bir Asya şirketi tarafından en büyük devralımı, O güne kadarki en büyük Avrupa teknoloji satışı ve aynı zamanda da Softbank'in kuruluşundan o yana en büyük satın alımıydı. 2020 yılında Softbank armı 40 milyar dolara Nvidia'ya satacaktı ama tekelleşme yasaları buna engel olunca 54 milyar dolar değerlemeyle halka açtı. Softbank 40 yıllık ömründe robotik, uygular, e, uydular, yapay zeka, insan vücudunun bilgisayarla iyileştirilmesi ve daha pek çok şeyle ilgilenen hemen hemen her büyük startupa girdi çıktı. Uber, DoorDash, Nasdaq, Vodafone, Sprint gibi devlere de yatırım yaptı. Her yatırım para kazandırmadı elbette. Hatta bazıları çok kötü bir şekilde battı. Softbank bugün 55 milyar dolarlık cirosu ve 320 milyar dolarlık varlıklarıyla dünyanın ve Japonya'nın en büyük şirketlerinden bir tanesi ama başı dertte. Dertte çünkü o egosu yüksek kurucusu sayesinde 2017 yılında 38 yaşında İsrail doğumlu bir Amerikalı'nın kurduğu bir şirkete bodoslamasına daldım. O çocuk Adam Neumann 1979 yılında Necef çölündeki Beersheba'da doğdu. Anne ve babası o 7 yaşındayken boşandı ve 22 yaşına kadar 13 farklı evde ve sonra da kibutta yaşadı. Disleksi hastasıydı ve 3. sınıfa kadar okuma yazmayı sökemedi. Küçük kız kardeşi bir model ve eski İsrail güzeli. Adam Neumann askerliğini yaptıktan sonra Amerika'ya gidip yüksek öğrenimini yaptı ve bir sürü işe girip batırdıktan sonra 2010 yılında bir ortak çalışma alanları ve ofis paylaşma şirketi olan WeWork'ı kurdu. Bir kahve barından daha fazlasını ama bir ofisten daha azını isteyenler için bir çalışma alanı iyi bir fikirdi. Zaman da iyi zamandı. Finansal kriz yüzünden ticari binalar boşalmıştı. Ev sahipleri çaresizdi. İşten çıkarılan işçilerden oluşan bir ordu kariyerlerini yeniden inşa etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyordu ve mobil teknoloji sayesinde her yerde çalışabiliyorlardı dibe vuran faiz oranları büyümeyi ucuza finanse etmek için borç alabileceğiniz anlamına geliyordu. Ve FOMO yani o kaçırma korkusu yaşayan yatırımcılar o bir sonraki Amazon, Google ya da Facebook'u kaçırma ihtimaline karşı neredeyse her şeyi ödemeye hazırlardı. Bunlardan birisi de Softmark'tı. 2017'den bugüne kadar WeWork'e 47 milyar dolar yatırdı. Adam Neumann uzun boylu, yakışıklı, yalın ayak, tekila ve ot içen, ofis partileri için rap yıldızları ayarlayan, sonsuza kadar yaşamayı, Amerikan başkanı ve dünyanın ilk trilyoneri olmayı ve şirketini Mars'a kadar genişletme hayallerini kuran bir zorbaydı. Sonunda işin devasa bir ego, korkunç bir hırs ve saf bir halk hikayesi olduğu ortaya çıktı. Pandemi geldi. Neumann'ın o her ne parsın olursa olsun hızlı büyüme sevdası borçları dağ gibi büyüttü alınan ve kiralanan kupon binaların paraları ödenemedi. Şirket New York ve Londra'nın en büyük kiracısıydı ama saatte 300 bin dolar kaybediyordu. Norman kovuldu. Giderken elini yıkayıp 1,7 milyar dolar alıp gitti. <laughs> SoftBank inancını kaybetmedi. 17 Ekim 2021'de WeWork'ü 47 milyar dolar değerlemeyle halka açtı. O ilk gün hisse fiyatı bir ara 600 doların üzerine çıkmıştı. Şirket artık iflas masasında. Hisseleri işleme kapandı. Kapandığında bir hisse 83 centti. Yani şirketin değeri artık 44 milyon dolardı. 47 milyardan geliyor. İşte böyle. 2010'lu yılların o en umut verici girişimlerinden birinin çöküşü pek çok yatırımcı için büyük bir ders niteliğinde. Bir iş ortamının ne kadar hızlı değişebileceğinin dersi. Her ne pahasına olursa olsun büyümenin dersi. 14 yıllık tarihinde hiçbir zaman faaliyet faaliyet karı açıklamamış bir şirketi delicesine kovalayan risk sermayesi şirketlerinin Wall Street'in ve diğer yatırımcıların sürü zihniyetinin dersi böyle berbat bir şey işte sürü zihniyeti. Diğer koyunlarla birlikte hep beraber atlarsınız uçurumdan aşağı. Hep beraber güdülürsünüz, hep beraber ezilirsiniz. Ama koyun olmak kolay, daha rahat. Bir koyun başka bir koyunla röportaj yapmaktadır. E, sürü psikolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevap bilmem, arkadaşlara sormam lazım. Bir koyun arkadaşına sürü zihniyetiyle ilgili bir kitap hediye eder. Bir ay sonra da sorar kitabı nasıl bulduğunu. Cevap, kitabı okudum ama henüz hakkındaki yorumları okumadım. <laughs> Ünlü Amerikan ekonomist Edgar Fiedler koyuna da kabahat bulmuyor. Diyor ki ekonomist tahmincilerin sergilediği sürü zihniyeti koyunları bağımsız düşünen filozoflar gibi gösteriyor. <laughs> Zaten en tehlikelisi bu yatırım danışmanlığı değildir çekincesini kondurup yarın piyasalarda ne olacağını anlatan televizyon kanalları. Unutmayın yatırımcılar koyundur televizyon da çoban. Zor ama sürü zihniyetine karşı durmak. Annemiz bizi evde sürüden ayrıları kurt kapar diye büyüttü. Beyaz sürüde kara kuğu olunmaz diye eğittiler bizi okulda. Sissiz olun beyaz sürüde kara, kara sürüde beyaz olmayın. Afrika'nın derinliklerinde beyaz bir misyoner koyun sürüsünü güderken siyahi köy şefi kolunda küçük albino kızıyla yaklaşır ve öfkeyle bağırır. Rahip kızıma bak sen buralardaki tek beyaz adamsın bu senin marifetin biliyorum. Hayır hayır sizi temin ederim ki ben böyle bir şey yapmadım. Kızınız bir albino ve tanrının bir lütfu olarak beyaz der. Beyaz misyoner. Şef hala şüpheyle bakarken misyoner koyun sürüsünü işaret eder ve bak şu koyun sürüsüne 100 tane beyaz koyunun arasında bir tane siyah koyun var. O da Tanrı'nın bir eylemi ve bunda yanlış bir şey yok. Şef kaşlarını kaldırarak bir kara koyuna bir de misyonere bakar ve fısıldar. Tamam tamam ben beyaz kız hakkında susuyorum sen de kara koyun hakkında sus.